Ben bir girdim böyle, açtım zorla kapıyı açtırdım. Yığmış böyle mutfakta, böyle oturacak yeri yok. Pislik içinde böyle. Kardeşim, yavrucuğum, bıktık biz bundan. Sineklerinden de evin içine girseniz valla giremezsiniz. Çok fena. Bunu atmamasını istiyoruz biz. Nasıl bunu atmanızı istiyoruz yavrucuğum. Hepsi var. Geçenlerde bir fare var dedi, attım dedi. Esas mı, yalan mı bilmiyoruz. Polise moset geldi. Hastaneye götür, hastaneden geri geldi kadın. Hastaneden demişler ki serbest bırakmışlar. Taksiye, durak taksisine geldi yavrum. Bu burada da oturdu aynı, burada da oturdu aynı, burada da aynı. Üçüncü evde böyle. Böyle. Kendi başına yiyor, kendi başına. Geceleri pazar arabası dolu. Bir elimde bir poşet var. Ne getiriyor bilmiyoruz. Onun bir kadın polis mi gelip bakacak içeriye? Birim gelip içeri bakacak yavrum, biz bundan bıktık. Hem bu komşu hem bu komşu. Çok rahatsız. Ben kapıyı açamıyorum zaten. Bir sürü sinek oluyor. Ben bu evde aşağı yukarı bu bayan 3 yıl falan oluyor buraya geleli. Ve berbat bir koku içinde burası. Hele yazın kapı pencere açıldığı zaman koku yayılıyor. Bütün kedileri topluyor. Kedileri topladığı gibi de bakmıyor. Her taraf pislik, rezalet içinde. Yani hastalık var. Evin içi pislik içi dolu. Gelsinler evin içini görsünler. Kokuyu bir dinlesinler. Yani biz çok rahatsız oluyoruz. Hani benim evimin bitişiği olduğu için ben daha çok rahatsız oluyorum bundan. Ama diğer öbür sokaktanlar ilgileniyor, ilgilenmiyor. Ben ona bir şey diyemem ama ben gerçekten biz çok rahatsız oluyoruz yani koku. Saat 11'den sonra el arabasını alıyor. Artık ne getiriyor böyle çekiyor artık. Evin içini dolduruyor pisliğiyle. Ne getiriyor onu görmüyorum ben. Ona bakmıyorum. Kediler tavanların üstünde çatır 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 bir aşağı bir yukarı. Bahçeye atlıyor. Yani bundan biz çok rahatsız oluyoruz. Ve benim evin rutubet vurma olayına kadar geldi yani. Kedilerin pisliğinden, kokudan artık bir acayip bir şey. Gelsinler evin içini bir görsünler. Baksınlar. Yani bu kadın nasıl yaşıyor bu pisliğin içinde? Ben buna hayret ediyorum yani. Biz dışarıda duramadığımız halde. Yani bu kadına bir iyilik yapacaksalar, yani kurtarsınlar bu evden. Canın sağdır. Merhaba. Merhaba. Her şey yolunda mı? Yolunda. Tamam. İnsanlar sizin hayati bir şeyiniz var mı diye merak etmişler. Kim merak ediyor ki? Ne bileyim, konu komşu etrafta aramışlar. Aramışlar. Durumun iyi mi? İyi, biraz ayaklarım ağrıyor. Hı. Bakabilir miyiz? Bir kontrol edebilir miyiz? Evet. Sıkıntı ya, yürüyemedim, bir iş yapamadım. Şey, dayımın kızı gelecek, ondan bir haber yapamadım. Odada çok... Ay. Kapatma kapıyı, kapatma. Bak şuraya. Allah'ım, sen toplayıcılar mı yapıyorsun? Ama bu şekilde yaşanmaz teyze, bak bu mahalleye zarar veriyor. Senin, biz sana yardımcı olacağız. Tamam mı?
sana yardımcı olacağız. Doktora gideceğim ben. Belediyeyi çağıracağız. Bugün olmazsa yarın yapacağız teyze. Bugün gideceğiz doktora. Hem senin sağlığın için hem çevrenin sağlığı için yapacağız. Tamam mı? Ben sağlık istemiyorum. Ölmek istiyorum. Biz sana yardımcı olacağız. Bayram öncesi şu evi bir güzel temizlersiniz. Tamam mı? Böyle yaşarsak hastalarını sıkıntı. Burası size mi ait? Teyze biz de bak sana yardımcı olmak istiyoruz. Yardımcı değil. Valla belirleyen gelen insan her şeyi tutup atıyorlar. Bir şeyim kalmadı benim üzerime giyecek. Bir şeyim yok. Tamam verilir ama sen ihtiyacın varsa verilir bir şekilde karşılanır bunlar. Dünyadan paralık verdiğim şeyler atılıcı. Tamam da ikinci elde eşyalar gelecek. Şu an onlar kullanılamayacak durumdadır büyük ihtimal. Hayır, hayır. Zaten kullanılacak eşyanı atmazlar zaten. Kimse atmaz seni. Sadece senin elindeki... Belediye adamları bir girden içeri yapıyorlar. Neyse tamam. Kadın gelsin olur mu? Ben söyleyeceğim kadın gelsin. Hı. Tamam onu kadın bir rica gelsin. Ederiz. Ben de yavaş yavaş yardım ederim oturduğum yerden. Yani bize bir şekilde bir yönlendirme yapın. Ben şimdi kapıyı çekip gideceğim mi buradan o zaman? Bırakın. Tamam ya buna şey mahiyet gönül var. Gel abla. Gel hadi. Hayır düşünmeyiz. Tutmuyor. Sen kapatma kapıyı. Ben buradayım. Tamam daha seni götürmüyor tamam. Ambulans burada bak ambulans sana baksın. Gel sana bir bakalım önce. Gel bir bak. Buranın baksın ambulansla. Gel. Gel sen de uğraşmayalım sana. Yandan alsak daha iyi. Hiç şikayet ettiyse benden beter olsun. Gel yandan verin daha kolay. Gel.